En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bültenin camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 23 Şubat 2021. Ben Ferhan Kösoğlu. Almanya'da vaka sayıları düşerken daha önce 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan hızlı test uygulaması ertelendi. Detayları aktaracağız. Almanya'da vergi muafiyetinde sınır değişti. Yeni gelişme çocuklu aileleri de yakından ilgilendiriyor. Gelişmelere bakacağız. Maalesef ırkçı saldırıların adresi bu sefer Fransa. Strasbourg kentinde yapımı devam eden ve tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camisi olacak olan Eyüp Sultan Camii ırkçı bir saldırının hedefi oldu. Hem bu saldırının detaylarını hem de Fransa'da son dönemde Müslümanlara yönelik uygulamaları Fatih Sarıkır'la birazdan konuşacağız. Sarıkır yayın konumu olacak. Yoğun bir gündem bizi bekliyor. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor Robert Cohen Üstünün verilerine göre. Son 24 saatte 3.883 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2.394.811'e yükseldi. 415 kişinin hayatını kaybettiği ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 68.318 oldu. Son 7 gün içinde 100.000 nüfusa göre günlük vaka sayısı ise 60.5 olarak gerçekleşti. Öte yandan aşılama konusunda da bilgi verelim. 21 Şubat verilerine göre Almanya'da toplam 5.220.336 kişiye aşı yapıldı. İlk aşı yapılanların sayısı 3.413.730. İkinci doz aşısı yapılanların sayısı da 1.806.606 oldu. Almanya'da Sağlık Bakanı 1 Mart'ta hızlı testlere başlanacağını ve evlerde de bu testlerin yapılacağını duyurmuştu. Almanya'da 1 Mart'ta başlayacağı duyurulan bu hızlı test projesi şimdilik ertelendi. Başbakan Merkel'in son kabine toplantısında Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'a konuyla ilgili sorular yönelttiği ve istediği cevapları alamayınca bu böyle olmaz diyerek hızlı testleri ertelettiği belirtildi. Şimdi bu konuyla ilgili haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza. <laughs> Almanya'da Federal Sağlık <laughs> Bakanı Jens Spahn yaklaşık iki hafta önce 1 Mart'tan itibaren herkes için ücretsiz hızlı test uygulanacağı müjdesini açıklamıştı. Ancak 1 Mart yaklaştıkça kabinede hızlı test projesinin başarılı olup olmayacağı konusunda şüpheler artmaya başladı. Haftalık kabine toplantısında Başbakan Merkel, Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Başbakanlık Müsteşarı Helga Braun, Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan hızlı test konusunda bilgi istedi. Özellikle hızlı testlerle ilgili yönetmelik olup olmadığı, ne kadar kapasite bulunduğu, testlerin nerelerde uygulanabileceği gibi sorular yöneltildi. Ancak Sağlık Bakanı Spahn'ın sorulara ikna edici cevaplar veremediği için Başbakan Merkel'in sinirlendiği ve projenin ertelenmesini istediği belirtildi. Hızlı testlerle ilgili kararın 3 Mart'ta yapılacak Eyalet Başbakanları toplantısında alınacağı ifade edildi. Bu toplantıda kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik yol planı da belirlenecek. Ancak kısıtlamaların kaldırılmasının hızlı testlere bağlı olduğu ve bu nedenle mekanların açılmasının gecikebileceği de iddia edildi. Dünya aşılamaya hız verdi ancak maalesef bu hız sadece gelişmiş ülkeler için geçerli. Birçok ülke ise henüz aşıya ulaşabilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Gebreyesus bu konuyla ilgili birçok ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak Almanya Cumhurbaşkanı ile de görüştü. Gebreyesus isim vermedi ancak bazı ülkelerin dünyada adil aşı dağıtımını sağlayan COVAX anlaşmasını baltaladığını iddia etti. Hatta bazı sanayileşmiş ülkelerin daha fazla aşı temin etmek için doğrudan aşı üreticileriyle temasa geçtiğini de söyledi. İzliyoruz. Alta Şüphanmaya, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında zengin ülkelerin temin ettiği COVID-19 aşılarının bir kısmını yoksul ülkelere vermesi çağrısında bulundu. Bu bir insanlık konusudur diyen Şıtan gelecek hafta ve aylarda aşının az olacağını, buna rağmen yoksul ülkelerinde aşılara adil bir şekilde ulaşması gerektiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus da geçen hafta G7 ülkelerinin COVID-19 aşıları küresel işirim programı COVAX için yaptıkları maddi taahhütlerden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek ancak aşı alma konusunda zorlukların bulunduğunu söyledi. Paranız olsa bile bununla aşı alamayacak durumdaysanız o zaman para kendi başına anlamsızdır diyen Gebreyesus, bazı sanayileşmiş ülkelerin daha fazla aşı temin etmek için doğrudan aşı üreticileriyle temasa geçtiğini anlattı. Gebreyesus bu faaliyetlerin Covax kapsamında aşı üreticileriyle yapılan sözleşmeleri etkilediğini ve vaat edilen aşı miktarını azalttığını söyledi. Fransa'nın Strasbourg kentinde yapımı devam eden ve tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camisi olacak olan Eyüp Sultan Camii ırkçı bir saldırının hedefi oldu. Caminin ilk kubbesinin konulduğu gün inşaatı çevreleyen duvara İslam karşıtı yazı yazıldı. Olay sonrası başlatılan soruşturma sonrası ırkçı saldırgan kısa sürede yakalandı. Ancak Fransa'da son dönemde Müslümanlara hedef alan söylemler bu tarz saldırılara ön ayak olduğu gerekçesiyle tepki topluyor. Fransa'nın Strasbourg kentinde yapımı devam eden Fransa İslam Toplumu Milli Görüşe Bağlı Eyüp Sultan Camii'nin duvarına İslam Karşıtı yazı yazıldı. Camiinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, camiinin duvarına ırkçı içerikli yazılar yazılması suretiyle cami inşaat alanının tahrip edildiği belirtildi. İnşaat duvarına İslam'a hayır ülkenize dönün yazıldı. Şans eseri herhangi bir materyal hasarının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bu olay Fransa'nın bugün içinde bulunduğu zararlı iklimi yansıtıyor ifadesi kullanıldı. Fransa'daki bazı siyasilerin, düşünürlerin yaptığı talihsiz ve sorumsuzca açıklamalar neticesinde dün akşam Fransa Strasbourg'da Eyüp Sultan Camisi'ne bir saldırı gerçekleşti. İslam'a hayır, ülkenize geri dönün tarzında yazılar yazılmıştır. Bu olayı kınamakla beraber insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sözüyle yola çıkacağımızı insanlarımıza duyurmak isteriz. Lakin haklarımızı aramayacağımız manasına gelmemeli. Fransa Müslümanları adına üzerimize düşeni yapacağız inşallah. Emniyet güçlerinden yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı bildirildi. Yetkililer saldırganın Ukrayna asıllı ve 21 yaşında olduğunu duyurdu. Eyüp Sultan Camii de saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu. Özellikle bu saldırının buradaki toplumsal barışı ve huzuru zedelemeyecek bir noktaya doğru gelmesi için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Özellikle belediyemizin ve emniyet güçlerin bu noktada yapmış oldukları açıklamalar ve bu konuyu dikkate almaları ve bu manada gerekli olan çalışmaları yapmaları bizleri sevindiriyor. Bu saldırılar Avrupa genelinde ve özellikle de Fransa'da yaşanmış olan İslamofobik bir atmosferden kaynaklandığını da özellikle belirtmek gerekiyor. Bu tür nefret söylemlerinin artık eyleme geçtiğini, eylemde uygulama bulduğunu, bir takım insanların kendisine vazife çıkardığını hep birlikte müşahede etmiş oluyoruz. Bunları önemsememiz gerekiyor. Cemaatimizin önemsediği gibi özellikle ilgili siyasilerin de bu konuyu çok daha dikkate alarak çalışmalarını, seçim öncesi propagandalarını bu noktada tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini burada özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Strasburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şayliman ve İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Bekir Altaş da camiyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada Avrupa Konseyi Yahudi ve Müslüman nefreti suçları özel temsilcisi Deni Heltgen de olayı kınadı. Eyüp Sultan Camii inşaatı tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camisi olacak. Osmanlı mimarisine göre inşa edilen 15 dönüm arazi üzerinde 3000 kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve bisiklet parkı da bulunacak. 44 metre yüksekliğinde çifte minaresiyle Strasbourg'un dini, mimari ve kültürel çeşitliliğine renk katacak caminin ana kubbesi etrafında 27 küçük çapta kubbede yer alıyor. Evet şimdi Fransa'daki durumu hem SİMG Başkanı hem de SFSM Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Sarıkır'la konuşacağız. Fatih Sarıkır yayın konuğumuz. Fatih Bey öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ferhan Bey. Hoş bulduk. Tabii biz Fransa'yı sürekli ekranlara getiriyoruz ancak sizin oradasınız ve olayın içindeki bir insan olarak tabii gelişmeleri sizden öğrenmek isteriz açıkçası. Öncelikle Bugünkü saldırıyla başlamak istiyorum. Eyüp Sultan Camii bir ırkçı saldırının hedefi oldu. Evet. Hem bu saldırı üzerinde hem de Fransa'da malum geçen ay Fransa İslamofobi Gözleme Başkanı Abdullah Zekeri'nin bir açıklaması vardı. Fransa'da İslamofobi saldırılar %53 arttı diyordu geçen yıla göre. Malum Fransa'da bir atmosfer var. Müslümanları şu anda hedefe konan, medyada da sürekli Müslümanlarla ilgili konuların işlendiği bir durumla karşı karşıyayız. Peki bu durum, bu atmosfer, bu saldırıları ne derece etkiliyor camilere yönelik bu tür saldırıları? Tabii özellikle Ferhan Bey şunu hatırlatmak lazım. Geçen senenin 10. ayından itibaren özellikle bu yeni kanun tasarısıyla ilgili Cumhurbaşkanımız start vermişti. Ondan sonra malum maalesef olağanüstü bir olay olduğu Fransamızda yani bir öğretmen Samuel Paty'nin ölümüyle başlayan bir sürece girmiş olduk. İslamofobik ve söylemler, özellikle ifadeler ee, Gitgide artmaya başladı, atmosfer gerginleşti iyice medyatik olarak medyalar, gazeteciler tarafından da oldu bu teşvik edildi bir, bir, bir hassa ve tabii ki bazı siyasiler de bunu e, ...kürüklemiş oldu. Ondan dolayı e, gündem tabii Fransa'da gergin, bunu inkar edemez hiç kimse e, ve özellikle e, Abdelaziz'inin de en son araştırma e, sunumunda da 53 artış var dediniz, bunun e, sürecin içerisindeyiz malum ama bugün. E, Güzel bir olay oldu sonuçta çünkü zanlı yakalanmış oldu. Bu da bizi biraz rahatlattı yani işin gerçeği. Çünkü sık sık tehditler, bu türlü ifadeleri duyuyorduk. Komiserler de tabii ki gereken şeylerimizi ifade ediyorduk. Malum hiçbir gelişme olmuyordu. Bugün yani dünün olayını bugünün hemen sonlandırması devletimizin ümit verici bir şey yani. Gerçekten iyi oldu yani yakalanması. İnşallah ümit ederiz ki e, tabii ki e, hukuki süreçte bunu e, örnek verici bir şekilde cezalandırır yani. Evet gerçekten polisin kısa sürede zanlıyı yakalaması e, örnek bir tutum, e, güzel gelişme. Onu siz de vurguladınız. Ancak tabii bunun yanı sıra Fransa'da geçtiğimiz haftada mecliste ayrılıkçı yasa tasarısı görüşmeleri vardı. O görüşmelerde birçok milletvekili e, Müslümanları neredeyse zan altına da tutan ifadeler kullandı, Başörtülülere yönelik, Müslümanlara yönelik. Peki bu yasa tasarısı şu anda mecliste görüşüldü, kabul edildi. Senatonun önüne gelecek Mart ayında. Evet. Müslümanlar açısından ne ifade ediyor? Neden bu kadar Müslümanlar bu yasaya tepkili? Tabii ne kadar e, hükümet bu kanun tasarısında Müslümanları hedef almıyor dese de e, bu e, net bir tablo var ortada. Bu tabloda şunu gösteriyor. Derneklerin e, hürriyetini kısıtlamalar getiriliyor burada. Özellikle dini derneklerin belirli bir kontrolü artırılacak. Özel okulların da kontrolü artırılacak. Zaten kanun tasarısının girişinde, preambülünde de bu bu türlü ifadeler alıyor yani Müslümanların organizasyonuyla ilgili kontrollerin artırılacağını ifade ediyorlar. Tedirgin bir şekilde konuyu takip ediyoruz ama gereken çalışmalarımızı da tabii ki yapıyoruz. Yeni tekrar bu Müslümanların yani sonuçta camileri işleten kurumların da bir türlü tedbirleri almaya başladılar. sonuçta kanun ne gerektirirse onlara da tabii ki yapmak mecburiyetindeyiz. Tabii şunu da öğrenmek istiyoruz hazır sizi bulmuşken. Ulusal İmamlar Konseyi İlkeler Şartnamesi malum Fransa son dönemde de sıkça tartışılan bir konu. Bu konuyla ilgili tabii bir şartname getirildi. Siz yanınızdaki üç dernekle birlikte bu şartnameyi imza atmadınız. Hem bunu neden atmadınız bu şartnameyi imzayı hem de bu konudaki eleştirileriniz neler? Ve şu anda tabii siz de buna karşılık yeni bir ee, Şartnamede istediğiniz düzenlemeleri de aslında yayınladınız madde madde. Evet. Bununla ilgili son gelişmeler neler? Tamam, teşekkür ederim. Şimdi özellikle kanun tasarısından sonra hemen şartnameye geçmeniz çok enteresan oldu Ferhan Bey. Ee, i̇şin gerçeği bunun ikisini de aynı e, zamanlı bir şekilde ilerlemesi de çok ilginç aslında. Sıkıntılardan bir tanesi de bu. Bunu e, net bir şekilde ifade edebiliriz. Şimdi bizim şartnamemizin içerisindeki bazı ifadeler... Baktığımızda Protestanlar olsun, Katolikler olsun, Yahudi cemaati olsun, bunların bu kanun tasarısıyla ciddi tepkileri meydanlara meydanlarda göründü. Yani medyatik olarak tepkilerini, tedirginliklerini ifade ettiler. Maalesef üzülerek SFSM'in genel sekreter olarak şunu ifade etmek istiyorum: SFSM'de bu türlü bir tavır koyamadık. SFSM'in içerisindeki bazı federasyonların dan dolayı e, SFSM olarak kanun tasarısıyla ilgili bir tavır, bir e, görüş, bir e, tedirgin olduğumuz noktaları ifade etmedik. Halbuki ise tam Müslümanları e, ilgilendiren bir kanun tasarısı. Bunun tam tersine şartnamemizi yaparken e, baştan beri yani e, Kasım 10, 18 kasımdan itibaren cumhurbaşkanımızla görüştükten sonra şartname süreci içeriye sürecine içerisine girmiş olduk çok aktif bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük burada beklenilen üç tane konu vardı aslında Fransa'nın artık Müslümanların dini cemaatlerin sadece bağımsız bir şekilde Müslümanların Fransa'da bağımsız bir şekilde sisteme oturtmasının beklediğini kanunlara kayıtsız şartsız saygı göstermesi gerektiğini bu türlü beklentiler vardı ve İslam'ın e, istismar edilmemesi ifadeleri vardı. Cumhurbaşkanı bunu ifade etmişti. Biz de bu minvalde zaten hiçbir sıkıntımız bir yok bu üç noktada. Bu minvalde çalışmalarımızı sürdürmüştük. Maalesef son aşamada son günde bunu çok e, çok bir şekilde yani e, gerçekten çok aşırı bir şekilde aşarak bazı e, dogmatik ideolojik ve dinimize direkt e, müdahale eden e, paragraflar var. Bu da bizim için tabi kabul edileme edilemeyeceğimiz bir, bir şeydir. Ondan dolayı ifadelerimizi net bir şekilde e, sergiledik toplantıda da. Ertesi gün e, tekrar hatırlattık. Burada e, dinimizi böyle direkt bir şekilde özellikle Fransa'da bunun yapılması e, ikinci bir suç aslında. Çünkü Fransa'da 1905 kanunu var. Yani hem devlet din iş işlerine müdahale etmeyecek hem de dediğinde tabii evet. devlet işlerine. Evet. Bu kanun varken yani bu, bu türlü müdahalenin tabii kabul edilemeyeceğini ifade etmiş olduk. Birkaç gün sonra tekrar yapıcı tavrımızı hatırlattık medyalara. Yani SNI diye Fransa İ İmamlar Konseyi dediğimiz konsey de imamın içerisinde olmak istediğimizi e, SSMTF yani Diyanetteki Kardeşlerimizle ve Fuayyip Hatik diğer bir tane federasyon daha var, tebliğ cemaati, onlarla beraber tekrar hatırlattık. Biz tekrar masada bunları konuşup ve tabanın da mutlaka e, tabanda yani taban derken imamlarımızın ve camilerimizin de bu konuda tavırlarını alıp, dikkate alıp ondan sonra bir son bir e, şartname çıkartmamız gerektiğini ifade ettik. Maalesef e, bu süreç içerisinde 10 gün e, sonra tekrar e, Fransa İslam Konseyi'nin başkanı Muhammed Musavi e, istemesine rağmen yani camilerden teklifler istemesine rağmen e, gidişat e, pek de ümit verici değil aslında. Çünkü biz 9 sayfalık bir metin hazırladık. Evet. Bunu e, ciddi bir çalışmalar sonucu e, ifade edebilirim. Yani gerçekten çok büyük bir ekip çalıştı bu e, bunun içerisinde imamlar, hukukçular vesaire. Bunu da hem İçişleri Bakanlığımıza gönderdik hem Fransa İslam Konseyi'nin başkanına paylaştık. Şu anda hala hazırız. Biz tekrar masaya dönüp doğru dürüst Müslümanlara yakışan ve Fransa'mıza da yakışan yüz kızartıcı olmayan bir şartname olsun istiyoruz. Ayrı bir kuruluşlar olmasını biz istemiyoruz. Ama sonuçta şu andaki gidişat pek ümit verici değil. İnşallah yine de ümitsizlenmiyoruz gidişatta belki ...tekrar e, bir e, masaya dönüş olur diye bekliyoruz yani. Anladığımız kadarıyla süreç devam ediyor. Süreç devam ediyor. Son olarak tabii e, sizinle de ilgili olduğu için... ...bunu da size sormak istiyorum açıkçası. E, geçtiğimiz hafta Fransa'daki çok popüler bir gazetenin... E, ...neredeyse tamamı Türkiye kökenli derneklerle ilgiliydi. O yazıda sizde de hedef falan söylemler vardı. Hem e, o noktada e, Fransa'daki Seyimege'yi... ...Fransa İslam toplumu ile görüş hem de sizde de hedef falan söylemler vardı... E, tabii siz onunla ilgili bir basın açıklamasıyla bu iddiaları teker teker yanıtladınız. Ancak e, burada da duymak isteriz açıkçası. E, bu gazetesi hedef aldıktan sonra e, tutumunuz ne? Bu içerik açıkçası e, e, neler tam olarak içeriyordu? Şimdi özellikle şunu ifade etmek isterim. Bizim yapmış olduğumuz iki ay içerisindeki çalışmalarda e, toplantıda e, 7-8 federasyon başkanıyla özel e, toplantılar yaptık. Bu gazetecinin ifadelerinde şöyle ilginç bir tablo çıkıyor ortaya. Bu gazeteci yani bizim en özel yapmış olduğumuz toplantıların içerisindeki ifadeleri bildiğini ifade ediyor ve tabii ki iftiralar dolu bir manşet atıldı. Biz gerçekten çok çok şaşırdık bu manşette tabii ki tekzipimizi de avukat boyutumuzla iletmiş olduk İnşallah yayınlayacaklar. İftiralar içerdiği için de tabii ki bir mahkeme sürecini de düşünüyoruz yani burada. bu şekilde sonuçta şartnameyi imzalamadığımız için Türkiye Fransa ilişkilerini de dikkate alacak olursak bazı böyle popülist, islamolog İslamolog diye geçinen İslamofob aslında şahıslar çıkıp renting yapmak için bu türlü ifadelerde suçlamalarda bulunuyorlar. Presyon yapmak için diye biz düşünüyoruz. Ama tabii ki bizim de bir duruşumuz var. E, presyonla değil bu işler masaya tekrar dönüşle olur diye tekrar hatırlatmak istiyorum. Fatih Bey çok teşekkür ediyorum. Tabii Fransa ile ilgili konuşulacak çok çok konu var ancak süremizde bu konuda kısıtlı. İnşallah ileride başka bir yayında sizi konuk almak isteriz. Çok Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar. Evet Fransa'dan yeniden Almanya'ya geçerek yayınımıza devam ediyoruz. Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere 7 ay kala partiler arasında olası koalisyon hesapları hız kazandı. Koalisyon ortağı SPD'nin aylar önce ilan ettiği Başbakan adayı Olaf Scholz tercihinin yeşiller olduğunu açıkladı. CDU'nun yeni genel başkanı ve Kuzeyren Vesvali Eyalet Başbakanı Armin Laschet'in tercihin ise FDP'den yana olduğu belirtiliyor. Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere 7 ay kala SDP'nin aylar önce ilan ettiği başbakan adayı Olaf Scholz tercihinin yeşillerle ortaklık etmek olduğunu açıkladı. 1998-2005 yılları arasında oluşturulan STP Yeşiller Koalisyon Hükümeti'nin Almanya'nın ekonomik ve mali kriz dönemlerini başarıyla atlatmasında etkin bir rol oynadığını söyleyen Scholz, Yeşiller'le ortaklığa varım dedi. 2005'ten beri Almanya'da iktidarın büyük kanadını oluşturan CDU/CSU'nun başbakan adayını Mayıs ayında belirleyeceği açıklandı. CDU Genel Başkanı Armin Laschet'te daha önceki aylarda tercihimiz liberallerdir diyerek FDP ile yeni bir koalisyon hükümeti oluşturmak istediklerini açıklayan SESU lideri Markus Söder gibi düşündüğünü gizlemedi. Ancak tüm bu olası koalisyon hesaplarına rağmen CDU, SESU'nun hem STP ile Yeşillerin tercihlerinin gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı görüşü şimdiden ağırlık kazanmaya başladı. Son kamuoyu yoklamalarına göre Almanya'da bu hafta sonu genel seçim olsa SDU SESU %34, Yeşiller %20, SDP %17, Sağ Popülist AFD %10, Sol Parti %9 ve FDP'de %8 oy alacak. Bu veriler ışığında SDU SESU FDP ve Yeşiller SPD koalisyonu mümkün değil. Çünkü ortakların hükümeti kurabilmeleri için meclisteki toplam sandalye sayısının en az 355 olması gerekiyor. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisinden Almanya'daki vergi uygulamaları da nasibini aldı. Almanya'da 2020 yılı için geçerli olan vergiden muaf kazanç sınırı değişti. Ayrıca çocuk başına tanınan vergi muafiyeti de 192 euro arttı. Dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisinden Almanya'daki vergi uygulamaları da nasibini aldı. Ama bu etkinin vergi alanına olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Almanya'da 2020 vergi beyannamesini kendi dolduran mükellefler için vergi beyanı için son tarih 2 Ağustos 2021. Geçen yıl pandemi dolayısıyla birçok sigortalı çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı için vergi beyanında bulunmakla mükellef olanların sayısı da bu yıl artacak. Almanya'da 2020 yılı için geçerli olan vergiden muaf kazanç sınırı 9198 avrodan 9408 avro seviyesine çıkarıldı. Diğer bir ifadeyle 9408 avroya kadar brüt gelir elde eden vergi mükellefleri vergiden muaf tutuluyorlar. Ayrıca çocuk başına tanınan vergi muafiyeti 192 avro artarak çocuk başına 2020 yılı için evlilerde 7812 avroya çıktı. Çocuğunu tek başına yetiştiren ebeveynler 2020'de ilk çocuk için 4008 avro tutarında ek gelir muafiyetinden yararlanabiliyor. İkinci ve üçüncü çocuğa ilişkin muafiyet miktarı her biri için 240 avro ar artarak dikkate alınıyor. Koronavirüs pandemisiyle birlikte Almanya'da birçok çalışan evden çalışma imkanından yararlanmaya başladı. Evden çalışılan her bir gün için 5 avro, ayda en fazla 600 avro tutarında beyan edilen götürü gider de vergiden düşülebiliyor. Almanya'da geçen ay henüz 26 yaşındaki İslam Toplum Milli Görüş Duisburg Mevlana Camii Kütüphane Gençlik Teşkilatı Eski Başkanı Muhammed Öztaş'ın vefatı büyük üzüntüye neden olmuştu vefat etmeden önce su kuyusu açmaya niyetlenen fakat bu çalışmayı tamamlayamadan hayata gözlerini yuman Öztaş'ın arkadaşları kendisinin bu isteğini gerçekleştirmek için o kolları sıvadı. Su kuyusu için gerekli olan miktarın tam 13 katı olarak toplam 32.500 euro topladılar. Toplanan miktarla Afrika'da 13 adet su kuyusu açtıracaklar. Bismillahirrahmanirrahim. Almanya'da 17 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybeden İslam toplumu Milli Görüş Duisburg Mevlana Camii Kütüphane Gençlik Teşkilatı eski başkanı Muhammed Öztaş vefatı sonrası da büyük hayra vesile oldu. Vefat etmeden önce su kuyusu açmaya niyetlenen fakat bu çalışmayı tamamlayamadan hayata gözlerini yuman Östaş'ın arkadaşları, kendisinin bu isteğini gerçekleştirmek için gerekli olan miktarın tam 13 katını topladı. Muhammed için Afrika'da 13 su kuyusu yaptırılacak. Su kuyusu kampanyamız çok büyük rağbet gördü elhamdülillah. Uzaktan ve yakından insanların destekleri ve hayır duaları bizleri çok memnun etti. Bu örnek bir dayanışma oldu konuyla ilgili camia TV'ye konuşan Duisburg Mevlana Camii Kütüphane Gençlik Teşkilatı Başkanı Kerim Gümüş yaklaşık 700 kişinin katılımıyla biz bir kuyuya niyet etmişken 13 kuyuluk bir meblağın toplandığını söyledi. Yaklaşık 700 kişinin katılımıyla biz bir kuyuya niyet etmişken 13 kuyuluk bir meblağ bir araya geldi. Burada ben kütüphane gençliğimiz Mevlana Cemiyetimiz ve Öztaş ailesi adına herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda Hasene Derneğimiz aracılığıyla bu 13 kuyuyu Afrika kıtasında açtıracağız. Allah herkesten razı olsun. İslam Toplumu Milli Görüş Duisburg Mevlana Camii Kütüphane Gençlik Teşkilatı Eski Başkanı Muhammed Öztaş, 26 yaşında bademcik iltihabı sonrası vücudunu kaplayan enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetmişti. Maşallah gerçekten biz de tebrik ediyoruz Muhammed Öztaş'ın arkadaşlarını bu değerli çalışmalar için. Bu haberle bugünlükte yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.